Önerge üzerinde söz isteyen Çanakkale Milletvekili Bülent Öz. Buyurun Sayın Öz. Buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlarım. İş tüzük meclisin iradesini belirler ve uzlaşı gerektiren bir konudur. Çünkü yasaları iş tüzüğe uyarak değiştiriyoruz. Böylesi uzlaşı gerektiren bir konuda ben bilirim, yasayı da ben değiştiririm demek dayatmacılıktır. Bizler vatandaşımızın iradesiyle buradayız ve asil olan milletin vekiliyiz. Milletvekili kürsüde ne kadar az konuşursa meclis o kadar çok hızlı çalışacak demek değildir. Milletvekillerinin konuşma süresini ve sayısını kısıtlamak vatandaşın bize teslim ettiği iradesine yapılan en büyük gasptır. Daha vahimi, madde 16'da disiplin cezalarında savunma ve özür dileyen vekile ödenek kesintisi cezası verip birleşime almamak adaletsizliktir ve ifade özgürlüğüne kısıtlamadır. Keyfi uygulamalarımızın ardı ardı kesilmediği gerçeğinde değiştirilen yasalar meclisi susturma yasası olarak tarihe geçecektir. Kaldı ki 15 yıldır milletin iradesini bir kişiye teslim ettiniz. Şimdi ise MHP ile birlik olup iradenin bir kişinin kontrolünde olmasının yasal zeminini hazırlıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, aslında AKP 15 yıldır tek başına iktidar falan olmadı. 2010 referandumunda ve öncesinde FETÖ ile ortaktılar. Şimdi de 16 Nisan'da ve iç tüzük değişikliğinde yanına bir parti buldular. 2010'da da 16 Nisan'da da uyardık. Meclisin işlevsizleştirilmesi ve ülkenin bir kişi tarafından yönetilmesi kaos ortamı yaratır dedik. Bakın, iktidar bir kişi ne derse onu uyguluyor. FETÖ ile mücadele için başlatılan OHAL, FETÖ ile mücadele dışında her şey için kullanıldı. Milletin iradesiyle milletvekili seçilip iradenizi bir kişinin kararlarına teslim ettiniz. Gelin FETÖ ile mecliste birlikte mücadele edelim dedik. Onu da bir kişinin kararlarına teslim ettiniz. İktidar milletvekilleri olarak televizyondan duyduğunuz KYK kararlarını vatandaşa nasıl anlatabiliyorsunuz, merak ediyoruz. Başka merak ettiğimiz, iktidar milletvekilleri meclis iradesini saraya teslim etmek isteyebilir de MHP milletvekilleri ne ister anlamış değiliz. İş tüzük değişikliği için meclis hızlı çalışacak iddiasından başka bir dayanak gösteremiyorsunuz. Keza iş tüzük değişikliği maddelerini okumak bile bu iddianın asılsız olduğunu anlamaya yeterlidir. Sorun, kanunların hızlı ve zamanında çıkarılmaması olamaz. Asıl sorun bu iş tüzükten sonra olacaktır. Çünkü torbayı çorbayla doldurup meclise sunduğunuz paketler hiç görüşülmeyecek ve vatandaşımız bilgi edinme hakkından mahrum kalacaktır. Milletvekillerinin konuşamadığı, siyasi partilerin gündemi belirleyemediği mecliste bir de artan disiplin cezalarıyla milletvekillerini baskı altına almak doğru değildir. Bundan sonraki hedefiniz kürsüyü kaldırmak mıdır? Bunu da merak ediyoruz. Egemenliği şahsileştiren, meclisi işlevsizleştiren, yargıyı bağımlı hale getiren, YSK'yı partileştiren, OHAL'i bireyselleştiren zihniyet, ülkeyi gizli hedeflerine doğru yönlendirmekle meşguldür maalesef. Bu iktidar tıkanmıştır. Kendi milletvekiline bile güvenemez hale gelmiştir. Kimi bakan yapayım derken, dün dostu, bugün düşmanı olan FETÖ'ye hakikat damlası diye iltifat eden vekili bakan yapmıştır bu iktidar. İrade sarayda değil, kürsüde olmalıdır. Milli iradenin temsil edildiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Milletimiz genel seçimlerde bir kişiye oy vermedi. 550 kişiye oy verdi. O yüzden kendinizi sarayın tahakkümünden kurtarın. Sizleri seçerek ve vekili olarak meclise gönderen milletimizden aldığınız iradeyi bir kişi istiyor diye saraya teslim etmeyin.
Her seferinde milli iradeden bahsediyorsunuz. O halde bunun gereğini yerine getirin. Ve iç düzlük değişikliğinden vazgeçerek iradeyi bir kişinin tahakkümüne bırakmayın diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.